askere düşmanlık, düşmana askerliktir. Onurlu bir direniş olarak görüyoruz. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. AK Parti beyanname hazırlığında. Beyannamede devrim niteliğinde kararlar yer alacak. Vatandaşın refahının ön planda tutulacağı beyannamede her kesim desteklenecek. Seçimlere hazırlanıyoruz. İnşallah. 30 Ocak'ta da seçim beyannamemizi milletimizin takdirine sunacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan böyle duyurmuştu. AK Parti yerel seçim beyannamesini 30 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşacak. 30 Ocak'ta da seçim beyannamemizi milletimizin takdirine sunacağız. AK Parti 31 Mart'taki yerel seçimler öncesi 74 ilin belediye başkan adayını açıkladı. Şimdi de seçim beyannamesi heyecanı yaşanıyor. 30 Ocak'ta kamuoyuna duyurulacak beyannamenin en önemli ayağını depreme karşı alınacak tedbirler oluşturuyor. Beyanname, Türkiye Yüzyılı Şehirleri için Gerçek Belediyecilik adı altında hazırlanıyor. Beyanname, yerel yönetimlerin 5 yıllık yol haritası niteliğinde olacak. AK Parti Seçim Strateji Kurulu'nun uzun zamandır üzerinde çalıştığı beyannamede, ayrım gözetmeksizin her kesime yönelik atılacak adımlara yer veriliyor. Bu doğrultuda yeni kentsel dönüşüm proje modelleri dikkat çekiyor. Yerinde dönüşümün mümkün olmadığı ve evinin bulunduğu yerden başka bir yere gitmek zorunda kalacak vatandaşlara farklı destekler verilecek. Yerinde yeni yaşam başlığı altındaki yerinde dönüşüm projeleri için de devlet destekli yeni modeller açıklanacak. Büyük şehirlerdeki hayat şartlarının iyileştirilmesi dahilinde kadınlar, gençler ve dar gelirliler için yeni destekler gündeme gelecek. Girişimci gençlerin desteklenmesi, kadınların iş hayatına katılımının artırılması başta olmak üzere mahalli yönetimler eliyle atılacak adımlar da beyannamenin önemli başlıklarından birini oluşturacak. Beyannamede her mahalleye bir kreşin yapılması gibi sosyal projelerin yanı sıra büyük şehirlerdeki trafik probleminin çözümüyle ilgili ulaşım projeleri de bulunacak. Başıboş köpeklerle ilgili problemin çözümüne yönelik adımlar da beyannamede yer alacak. Adımlar, sokak hayvanları habitatının yeniden düzenlenmesi başlığı altında sıralanacak. Bu konuda çıkarılacak yeni kanunda yer alacak düzenlemelere yer verilecek. AK Parti'nin seçim beyannamesindeki bir başlığını da, büyük şehirlerde yaşamanın maliyetinin düşürülmesi konusunda mahalli yönetimlerin nasıl bir inisiyatif alacağına yönelik öneriler oluşturacak. Yapılacak değerlendirmelerden sonra yerel seçim beyannamesinde bu konuya yer verilip verilmeyeceği karara bağlanacak. AK Parti yönetimi bu konuda uzun zamandır farklı formüller üzerinde çalışıyordu. ...14 Mayıs seçimleri için açıklanan beyannamede de kamu çalışanlarının sosyoekonomik şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacağı ve bu konuda bölgesel geçim endekslerinin dikkate alınacağı belirtilmişti. Bu doğrultuda AK Parti yönetimi, belediyeler eliyle bu konuda bir adımın atılmasının mümkün olup olmadığı üzerinde görüşleri alıyor. Bölgesel geçim endeksine göre büyük şehirlerdeki kamu çalışanlarına diğer şehirlerden farklı olarak kira desteği, ulaşım yardımı veya büyükşehir tazminatı verilmesi gibi başlıkların gündeme gelmesi bekleniyor. Muhalefetin elindeki şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tanıştırmaktır. Yerel seçime günler kala Milliyetçi Hareket Partisi 1'i il, 54'ü ilçe olmak üzere 55 adayını daha açıkladı. MHP'nin Düzce Belediye Başkan adayı Yılmaz Eser oldu. Türkiye yerel seçime gidiyor. Vatandaşlar 31 Mart'ta sandık başına gidecek. Siyasi partilerdeki hareketlilik sürerken MHP'de de seçim hazırlıkları hız kazandı. Şu sıralar parti kurmayları aday belirleme çalışmalarına odaklanmış durumda. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 55. kuruluş yılı dolayısıyla adaylar 55 seçim bölgesi olarak açıklanıyor.
Milliyetçi Hareket Partisi, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayıyla 7. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 il 54 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 aday listesini daha açıkladı. Gelişmeyi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz duyurdu. Buna göre MHP'nin Düzce Belediye Başkan adayı Yılmaz Eser oldu. MHP ayrıca Çanakkale, Düzce, Edirne, Giresun, Isparta, Kırklareli, Uşak ve Yalova'ya bağlı toplam 54 ilçede de adaylarını belirledi. Kemal Bey, pardon. Buradayız. Başkan. Kemal Kılıçdaroğlu yakalarını bırakmıyor. Seçim öncesi devrik liderden flaş hamle geldi. CHP'deki kavga ve kaosa bir yenisi daha eklendi. 14-28 Mayıs genel seçimlerinde Altılı Koalisyon'un Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uğradığı büyük hezimet sonrası parti içindeki liderliği sorgulanmış, istifa sesleri yükselmeye başlamıştı. CHP Genel Kurultayı'nda Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ittifakıyla genel başkanlıktan indirilen Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimler öncesi düğmeye bastı. İlk işaret fişeğini meclisteki idare amirliği seçimlerinde atan Kılıçdaroğlu, Özel ve İmamoğlu'na "Ben buradayım" mesajı verdi. Buradayım. CHP'de Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amirliği seçimini eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içi muhalefeti kazandı. Bu durum partinin mevcut lideri Özgür Özel'in otoritesini sarstı. CHP'de parti içi muhalif kanat etkisini gittikçe hissettiriyor. Meclis grubuna idare amirliği oylamasında tüm çabasına rağmen tek adaylı seçime giremeyen Genel Başkan Özgür Özel itibar kaybına uğradı. Parti için kulislerden sızan bilgilere göre meclis grubunda yenilgi yaşayan Özel hakkında meclis grubuna sözünü dinletemedi yorumları yapılmaya başlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amirliği seçiminde Özgür Özel, parti içi muhalefetin adayı Antalya Milletvekili Orhan Sümer'in adaylığını engellemişti. Seçime tek adayla gireceğini açıklamasına rağmen Özgür Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen grubun yeni aday çıkarma girişimini engelleyemedi. Özel, bu kez de muhaliflerin desteklediği Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'a karşı adayını değiştirerek Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ü sahaya sürdü. Fakat bu çabada işe yaramadı ve seçimin galibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği Uğur Bayraktutan oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York'a gidiyor. Temaslarında gündem Filistin'deki içler acısı durum olacak. Bakan Hakan Fidan'ın Filistin diplomasisi devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 23 Ocak'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin konulu toplantıya katılacak. Toplantının konusu Gazze'de 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail işgali olacak. Biz bölge ülkeleri olarak, Müslüman olarak bu sorunları çözmede nasıl bir beceri ortaya koyuyoruz? Bugüne kadar sayısız görüşmeler gerçekleştiren Fidan hem mevkidaşlarıyla görüşürken hem de bölge ülkelerine ziyaretler gerçekleştiriyor. Bugün bu kriz Filistinlileri gelir bulur, yarın başka bir ülkeyi bulur, yarın başka bir Müslüman ülkeyi bulur. 7 Ekim'de başlayan İsrail işgalinde can kaybı her geçen gün artıyor. İsrail ordusu saldırılarını sistematik olarak her geçen gün şiddetle sürdürüyor. Bu süreçte tüm dünya bu soykırıma sessiz kalıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ateşkesi sağlamak ve sivil kayıplarının önüne geçmek için diplomasi trafiğini sürdürüyor. Hep beraber ortaya koyacağımız haklı çabanın çok ama çok değerli olduğunu ifade etmek istiyorum. SSK ve Bağkur emeklilerine ek zam, işverene asgari ücret desteği, sigorta priminin uzatılması. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta genel kurulda bu gündemlerle toplanacak. Meclis Genel Kurulu bu hafta çalışma hayatını ilgilendiren kanun teklifi için mesai yapacak. SSK ve Bağkur emeklilerinin beklediği düzenleme salı günü genel kurul gündemine gelecek. Teklifle SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına ek %5 zam yapılıyor. En düşük emekli maaşı 10 bin liraya çıkarılıyor. Düzenlemede istihdamı korumaya yönelik kapsamlı teşvikler bulunuyor. İşverene verilen asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya çıkarılıyor. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşulları kolaylaştırılıyor. Asgari prim ödeme gün sayısı 450 güne indiriliyor. Genel salgın durumu kısa çalışma gerekçesi olarak yasaya giriyor.
Teklifte işverene sigorta primi desteğinin de süresi uzatılıyor. İlave kadın ve genç istihdamı sağlayan işverenlere yönelik destek 2 yıl daha uzatılıyor. Meclise sunulması beklenen düzenlemelerin de hazırlıkları devam ediyor. AK Partili kurmaylar Sağlık Bakanlığı ve enerji ile ilgili taslaklar üzerinde ilgili bakanlıklarla çalışıyor. Teklifin önümüzdeki günlerde meclise sunulması bekleniyor. Mecliste bu hafta genel başkanlar da grup kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek. İran kuzeyi hava harekatlarıyla vuruldu. Operasyonda 10 terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçik sınır ötesindeki operasyonlarına devam ediyor. Terör örgütü PKK'nın mağara ve sığınakları tek tek imha edilirken örgüt mensupları da etkisiz hale getiriliyor. Son zamanlarda operasyonlar bir kez daha hız kazandı. Böylelikle örgüt ağır kayıplar vermeye başladı. Son olarak güvenlik güçleri Irak'ın kuzeyinde harekete geçti. Pençekilit operasyonu bölgesinde belirlenen 10 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Gerçekleştirilen son operasyona ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, çelikten pençeleriyle terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz." denildi. İzmir'de göçmen kaçakçılarına, İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine darbe vuruldu. 11 göçmen kaçakçısı kalkan operasyonuyla yakalandı. Gümrük muhafaza ekipleri 568 kilogram uyuşturucu ele geçirdi. Organize suç örgütleri, uyuşturucu tacirleri, kaçak göçmen organizatörleri. İçişleri Bakanlığı koordinesinde her gün yeni bir operasyon için düğmeye basılıyor. İzmir'de göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Kalkan 9 adı verilen operasyonda 5 tim çevik kuvvet, 20 motorize ekip, 2 tim özel harekat ve 182 personel görev aldı. Hedefte 20 adres vardı. Adreslerde yapılan aramalarda 11 göçmen kaçakçısıyla 92 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmen olduğunu bildiği halde bu kişilere evini kiraya veren 16 ev sahibi hakkında da yasal işlem başlatıldı. Ev sahiplerine ve düzensiz göçmenlere toplam 3 milyon 158 bin lira para cezası uygulandı. Gümrük muhafaza ekipleri de İstanbul Havalimanı'nda dev bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. Operasyonda tam 568 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonların bir diğer adresi ise silah kaçakçıları oldu. İstanbul, Adana, Aydın, Rize, Batman ve Karaman'da silah imalatı ve kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik Mercek 10 operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı, 93 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yapılan aramalarda ayrıca tabancaya dönüştürülebilecek 65 namlu, 77 çeşitli tabanca parça ve tertibatı, 48 tabanca şarjörü ve 237 fişeğe el konuldu. Doğu Anadolu kar altında. Karla mücadele ekipleri gece gündüz demeden çalışıyor. Kış en sert Doğu Anadolu bölgesinde yaşanıyor. Özellikle Erzurum ve çevresinde kar yağışı ve dondurucu soğuklar etkili oluyor. Kentte soğuk hava yerini yeniden kar yağışına bıraktı. Kent merkezi yeniden beyaza büründü. Aşkale ilçesinde de durum aynı. Kar yağışının etkili olduğu ilçenin rakımı yüksek olan bölgelerinde ulaşım da olumsuz etkilendi. Hal böyle olunca karla mücadele ekipleri 7/24 çalışma yaptı. Erzurum'da kent merkezi ve kırsalda karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri kent merkezindeki yolları temizlemek için yoğun çaba harcıyor.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de zaman zaman kar ve tipe etkili oluyor. Bu durum ulaşımda aksamalara yol açıyor. Kars İl Özel İdaresi'ne bağlı Sarıkamış Özel İdare Şefliği ekipleri, greyder, kepçe ve dozerlerle kar ve tipinin yoğun yaşandığı Kızılçubuk, Karaurgan ve Çamyazı bölgesindeki köy ve yayla yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor. Ekipler, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü, kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu köylerde çalışmalarını sürdürüyor. Ardahan'da da kar ve soğuk hava etkili oluyor. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü şehirde Kura Nehri'nin bazı noktaları buz tuttu. Aralıklarla yağan karın etkisiyle cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Burası da Hakkari Yüksekova. İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri sahada. Ekipler kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgelerde çalışma yapıyor. Şırnak'ta da yoğun kar yağışı yaşanıyor. Karayolları 9. Bölge 95. Şefliğe ekipleri 7/24 karla mücadele çalışması yürütüyor. Şırnak'ın Uludere ilçesinde 2230 rakımlı Tinin geçidinde yoğun yağışla kar kalınlığı yer yer 5 metreyi buldu. Zaman zaman iş makinelerinin kara gömüldüğü bölgede çalışma yürüten ekipler, etkili olan tipi ve dondurucu soğuğa rağmen yolu ulaşıma açarak vatandaşların mağdur olmasının önüne geçiyor. Erzurum'da yalnız yaşayan 75 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu. Latif Gümüş, Yakutiye ilçesi Rabiana mahallesindeki evinde yalnız yaşıyordu. Gümüş, evinde hareketsiz halde bulundu. Durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. İnceleme sonrası 75 yaşındaki şahsın cansız bedeni ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm sebebi yapılan otopsinin ardından netleşecek. Öte yandan yaşanan acı olay sonrası şahsın hiçbir akrabası ya da tanıdığına ulaşılamadığı bilgisi paylaşıldı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor. Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Erzurumspor Futbol Kulübü Bodrum Futbol Kulübü'nü konuk etti. Mavi beyazlı takım karşılaşmayı Eren Tozlu'nun golüyle 1-0 kazandı. Karşılaşma sonrası Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu mücadeleyi değerlendirdi. Bugüne kadar 2 yıldır yaklaşık, hatta daha öncesi de var, alt ligde şampiyon olmuştu. Bu lige renk katıyorlar. Çok değerli, çok önemli bir hocası var. Şimdi 1. dakikasından 90. dakikasına kadar rakibe tek bir pozisyon bile verdiğimizi hatırlamıyorum. Gökdeniz'in hani ceza sahasından bir tane çektiği, hani cılız pozisyon demiyorum ama kalemize gelen şut olarak değerlendiriyorum. Bir pozisyonu vardı. Onun haricinde bizim girdiğimiz net 4 tane pozisyon, pozisyona çeviremediğimiz son paslar vardı. İnşallah önümüzdeki hafta şimdi yine ligin güçlü ekiplerinden bir takımla maçımız var. Zaten önemli bir kadrosu vardı Manisa Spor'un. Üzerine önemli takviyeler de yapıyorlar. Oraya gidip bu performansımızı sürdürmek istiyoruz. Teknik direktör Hakan Kutlu, 500. maçına çıkan Mustafa Yumlu'yu da tebrik etti. 500. maçına çıktı. Hani daha önceki oynadığı takımlar tabii ki üst liglerde oynadı. Trabzonspor gibi değerli bir takımda oynadı. Ama hani burayla özdeşleşti. Burada da zannediyorum 100 maça çıktı Erzurumspor'da da. O da çok önemli. Burayla özdeşleşti. Ben en çok... Tabii ki Trabzon'a da yakıştırıyorum altyapısından çıktığı için ama en çok Erzurumspor'a yakıştırıyorum onu. İnşallah futbolu bıraktıktan sonra da kendisi nasıl isterse, ister teknik direktör, ister antrenör, ister sportif direktör bu kulüpte hizmet alacak karakterde ve duruşta, verdiği hizmetlerle de bunu hak eden bir insan. Kutlu, maç esnasında Erzurum hakkında olumsuz yorum yapan yayıncı kuruluşun spikeri hakkında da görüşlerini dile getirdi. Galiba maçı anlatan spiker Erzurum'da olmadığı için hani onlar İstanbul'dan anlatıyor, pek buralara... anlatımcı, spiker, anlatımcı yollamıyorlar. Maç hakkında muhabir, yani İstanbul'dan, televizyondan nasıl seyrediyorlar, öyle anlatıyor. Burada insan sağlığına etkileyecek, insan sağlığını etkileyecek derecede bir soğuk olduğunu söylemiş.
Biz kendimizi çok iyi hissediyoruz geldiğimiz yere. Yani hiçbir öyle soğuğun burada insan sağlığını etkilediğini görmedik ki. Biz Bodrum'da oynadığımız ilk maç inanın 50 dereceye hissedilir, 50 derecede maç vardı. Hani oralara gitmek hoşlarına gidiyor tabii. Hani Bodrum deniz kenarı çok güzel ama buradaki en ufak sıkıntıyı dile getirmekte kendileri geri durmuyorlar. Erzurum'da hava güzel. Saha şartlarımız Türkiye'deki Süper Lig'de dahil şu an zemin olarak en iyi zeminlerden bir tanesi. Gelsinler abi. Yani daha dikkatli olursa hoşumuza gider. Biz de hoşumuza gider. Teşekkürler. Kolombiya, Peru. Bunlar %100 Arabika kahvesi. Tadı damakta kalıyor, içen bağımlısı oluyor. UNESCO'nun somut olmayan kültürel mirasları arasında kabul edilen Türk kahvesinin lezzeti her durumdan etkilenebiliyor. Bulunduğumuz ortam bile kahvenin tadını etkiliyor. O kadar hassas bir yapısı var kahvenin. Atatürk Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde kahve yapım atölyesi düzenlendi. Lezzeti dünyayı saran Türk kahvesine dair her şey bu atölyenin konusu oldu. Türk kahvesinin hazırlanmasından pişirilmesine, servis edilmesinden içilmesine kadar birçok detay burada uygulamalı olarak anlatıldı. Çünkü gerçekten bir sade kahvede 1200 tane tat profili var. Tabii 1200 tane tat damak tadınızı yenilememiz gerekiyor. Belki de sabah... Katılımcılara kısa bir de eğitim verildi. Barista eğitmeni Aykut Yaşar, Türk kahvesinin püf noktalarını anlattı. Bunlardan en dikkat çekeni kahve suyunun sıcaklığı oldu. Bilinenin aksine kahve suyunun soğuk değil, 50-60 derece sıcaklıkta olması gerekiyor. 50 derece sıcak suyla ben Türk kahvesini yapıyorum. Soğuk suyla Türk kahvesi yapmak başta hata. Çünkü daha kahvenin demlemeye başladığımız an kötü yapmaya başlıyoruz soğuk su koyarak. Gerçek kahve içicileri bilir ki fincan seçimi de oldukça önemli. Ve fincan kullanırken de altı geniş olacak, üst kısmı dar olan fincanları tercih edin genelde. Biz bu şekilde tercih ediyoruz. Kahvenin tat profilini daha iyi alırsınız. Şunu da unutmamak gerekiyor. Kahveyi içiş şekliniz bile kahveden alacağınız keyfi etkileyebiliyor. Bu ikinci aşamam. Bunu birkaç defa yapacağım. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı'nın yer aldığı Exxon 3 ekibi istasyona girdi. Gezer Avcı ve ekip arkadaşları artık deneylerine başlayacak. Aralarında Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı'nın da yer aldığı Exxon 3 ekibinin operasyonu başarıyla sonuçlandı. Ekibi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan astronot ve kozmonotlar karşıladı. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bu vatan için canını veren tüm şehitlerimize, buraya adım atmamızı sağlayan güçlü iradesiyle devletimize ve bu imkanları bize sağlayan milletimize şükranlarımı sunuyorum. İstikbal göklerdedir. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13 deney yapacak. Bu deneyler mikro yer çekimi ve uzay ortamında insan genetiği, insan sağlığı, biyoloji gibi alanlarda olacak. Uzay için yeni nesil alaşımlar deneyinde yüksek sıcaklıklara dayanıklı alaşımların üretilmesi üzerinde çalışılacak. Deneyin, uzay, havacılık ve savunma sanayi için malzeme geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Dünyada zorlu koşullara adapte olan tek hücreli canlıların yer çekimsiz koşullarda büyüme testleri de gerçekleştirilecek. Tuz gölünde yetişen bitkinin tuza verdiği tepki de uzay ortamında araştırılacak. Başka bir deneyde astronotların uzayda düşük yer çekimi, radyasyon, beslenme, uykusuzluk gibi durumlarda fizyolojik ve biyokimyasal değişimleri incelenecek. Uzay radyasyonunun kanserli hücre oluşumuna etkisi de araştırma konusu olacak. Bir diğer deneyle de tek hücreli canlıların uzay ve Antarktika bölgesindeki büyüme verileri karşılaştırılacak. Bitkilerin mikro yer çekimi altındaki değişimleri incelenecek. Propolis maddesinin mikro ve yer çekiminde bakteriler üzerindeki etkisi araştırılacak. Bir diğer deneyde ses frekans değişiminden rahatsızlıkların tespit edilmesi olacak. Yapay zeka desteğiyle havanın oksijen seviyesi hesaplanarak düşük yer çekiminin sebep olduğu rahatsızlıklar tanımlanacak. Çalışmalar TÜBİTAK Uzay, Axiom Space ve NASA ile koordineli şekilde yürütülecek.
İşgalci İsrail havadan, karadan ve denizden saldırıyor. Can kaybı 25 bini aştı. Gazze'de akan kan durmuyor. Üç ayı aşkın süredir işgalci İsrail Gazze'de katliam yapıyor. Bölgedeki siviller hem havadan hem karadan hem de denizden hedef alınıyor. Dünya gece gündüz demeden devam eden saldırıları sadece seyrediyor. Gazze şeridine bomba yağmasının ardından ayakta kalan yapı sayısı neredeyse bitti. Kentin birçok bölgesinden dumanlar yükselmeye devam ediyor. Bölgedeki son durumu ilişkin Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada 178 Filistinlinin daha İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği, 293 kişinin de yaralandığı belirtildi. Böylece 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridinde şehit olan sivillerin sayısı 25.105'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 63.000'e dayandı. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu kaydedildi. Ayrıca sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin bu kişilere ulaşmakta zorluk yaşadığı aktarıldı. Diyarbakır, Kırklareli, Adana. Trafik canavarı yine can aldı. Meydana gelen kazalarda 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İlk kazanın adresi Diyarbakır. Merkez Kayapınar ilçesinde hafif ticari araç 17 yaşındaki sürücünün kontrolünden çıktı. Araç önce yolda yürüyen 55 yaşındaki Selahattin Kaplan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kaplan havaya savruldu. Araç ise beton elektrik direğine çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Selahattin Kaplan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çocuk sürücü ve araçta bulunan diğer iki kişi de ağır yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere kentteki hastanelere sevk edildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. Burası ise Kırklareli. 23 yaşındaki Bekir Hamza Adılmış'ın kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duble yolun karşı şeridine geçerek karşı yönden gelen araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, sürücü Bekir Hamza Adılmış'la diğer araçta yolcu olarak bulunan Hatice Yolbakan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan diğer sürücü ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Trafik canavarının bir diğer adresi ise Adana oldu. Kaza Sarıçam ilçesine bağlı Orhan Gazi Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana geldi. Selçuk Şimşekli kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil park halindeki bir tıra ait Dorse'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil adeta hurdaya döndü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobildeki iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Deprem konutları hızla yükseliyor. Elazığ'da konutların %70'i tamamlandı. Elazığ, 24 Ocak 2020'de 6,8 şiddetindeki depremle sarsıldı. Kentte 37, Malatya'da da 4 olmak üzere toplam 41 kişi hayatını kaybetti, 25 binden fazla konut hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 24.083 konut inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildi. Elazığ'ın yanı sıra depremin merkez üssü olan Sivrice ilçesi de bu süreçte adeta yeniden inşa ediliyor. Depremin hemen ardından TOKİ tarafından başlatılan birinci etap çalışmalarında 305 konut, 86 iş yeri ve 2 cami tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Yine ilçe merkezinde kentsel dönüşüm çerçevesinde 15'i 3+1 ve 14'ü 2+1 olmak üzere 29 blok planlandı. Bu kapsamda 404 daire ve 24 dükkanın yapımında %70 aşamalarına gelindi. %70 ilerleme kaydettik şu an. Kaba imalat bitti, ince imalat da hızla devam ediyor.
Öte yandan kentsel dönüşümün dışında kalan ve depremzede hak sahipleri için yapımına başlanan 130 dairenin ise %95'i tamamlandı. Söz konusu konutlar da kısa süre sonra sahiplerine teslim edilecek. Binalarımız depreme dayanıklı olması için tünel kalıp sistemiyle yapılıyor. Bu yüzden halkımız dayanıklı binalarda oturacaktır. Tunceli'de karayoluna dağdan devasa kayalar düştü. Düşen kayalar nedeniyle karayolu trafiğe kapandı. Olay Ovacık Karayolu'nda meydana geldi. Venk Köprüsü mevkiinde karayoluna dev kaya parçaları düştü. Yol çift taraflı ulaşıma kapandı. Kayaların düştüğü esnada araç geçmemesi ise büyük bir faciayı önledi. Yol üzerindeki kayaları gören sürücüler durumu karayolları ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Karayolu uzun uğraşlar sonucu trafiğe tekrar açıldı. Yetkililer Tunceli Ovacık ve Tunceli Pülümür Erzincan karayolunu kullanacak olan sürücüleri de dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ağrı'da besicilik yapan vatandaşlar her sabah erken kalkarak hayvanlarını dereye götürüyor. Karla kaplı araziyi geçtikten sonra hayvanlarına dereden su içiriyorlar. Ağrı'nın Aşağıkent köyü kent merkezine 38 kilometre uzaklıkta. Zorlu coğrafya ve kış şartlarıyla mücadele eden köylüler geçimlerini hayvancılıkla sağlıyor. Besiciler yaz aylarında merada otlattıkları hayvanlarının bakımını kışın ahırda gerçekleştiriyor. 6 ay burada kar altında kalıyoruz. Köylüler hayvanlarının her türlü ihtiyacını gidermek için günün erken saatlerinde uyanıyor. Bakımını sabahla kalkıyoruz. Altını falan süpürüyoruz, temizliyoruz. Otunu, samanını, yemini veriyoruz. Hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak için karla kaplı arazide yaklaşık 200 metre yol gidiyorlar. Evde içeride biraz sulanmak biraz zordur. Hayvan rahat durmuyor. Ondan mecburen suya bırakıyoruz. Çok tipik kar fırtına olunca mecburen içeriden suluyoruz. Evle bura arası 200 metre falan var. 200-250. Evde buraya getiriyor sulanmaya. Tekrar götürüyoruz. İşte bakıyoruz. Ya işimiz gücümüz sabah saat 6'da kalkıyoruz. Hayvanlar derede su ihtiyaçlarını giderdikten sonra köyün yolunu tutuyor. Kapınız gelin. Askere düşmanlık, düşmana askerlik. Onurlu bir direniş olarak görüyoruz. Allah'ın izniyle bu millet aşamayacak.